Bismillahirrahmanirrahim. Esma-i Husna yahut Kur'an dilinde El-Esma-ül Husna güzel isimler demek ve bunlar Allah'a verilen güzel isimleri söylüyor. Bunlar 99 ile sınırlı değil ama meşhur bir hadiste 99 kelimesi geçtiği için çoğu Kur'an'da geçen birkaç tanesi dışında bazı isimleri toplamışız. Ama o 99 içinde olmayan başka isimler de var Kur'an-ı Kerim'de geçen. Şimdi bunlardan 6 tanesine bakalım. Özellikle bu El-Esma-ül Husna tertibi nereden geliyor? Haşr suresinin sonunda ki 3 ayet genellikle sabah ve akşam namazlarından sonra okunur. Bunlar Allah'ın güzel isimlerini bir arada topluyor. Huvallahu lezî la ilahe illahu diye başlıyor. Ve son ayette Allah'ın yaratıcılık sıfatlarını öne çıkarmış. Huvallahu'l halikul bari'ul musavvir. Halik yoktan var eden, bari yine var eden, halik yaratan, bari yoktan var eden, musavvir de şekil veren. Lehul esma'ul husna. İşte el esma'ul husna burada geçiyor. Güzel isimler onundur. Yusebbihu lehu onu tesbih eder. Ma fis semavati vel ard göklerde ve yerde ne varsa onu tesbih eder. Ve huvel azizul hakim o izzet ve hikmet sahibidir. El aziz el hakim yan yana en çok geçen isimler oluyor. Burada kaç isim geçti? El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Aziz, El-Hakim. Ama bu son 3 ayette 18 tane isim geçiyor. Huvellezî yusallî aleykum. Ahzab suresinde bir ayet. O ki, o Allah ki, yusallî aleykum. Size salat eder. Bu çok ilginç. Bu salat namaz ile aynı kökten. Ama Allah için namaz kılmak li alıyor. Fesalli li rabbike. Rabbine. Rabbin için namaz kıl. Ya da Rabbine namaz kıl. Ama birisi için dua etmek sallu aleyh. Yine aynı surede. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman edenler ona salat edin. Yani namaz aynı kökten ama anlam aynı değil. Namaz ancak Allah ama sala, bu salavat diye Türkçe'ye geçmiş. Yani kullar içinde olabiliyor ki burada o size salat eder diye genellemiş. Ve melâiketuhu, melekleri de salat eder. Bunu rahmet ve istiğfar diye tercüme etmiş. Başkaları korumak diye tercüme ediyor. Biz etmeyeceğiz. Salat eder deyip bırakacağız. Bir açıklaması şu. لِيُخْرِجَكُمْ sizi çıkartsın diye. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur karanlıklardan aydınlığa çıkartsın diye. وَكَانَ oldu. Kim oldu? Allah oldu. Bil müminine rahima, müminler için rahmet sahibi, rahim oldu. İşte Er-Rahman isminin bu dünyada herkes için geçerli olduğunu ama Rahim isminin ahirette sadece müminlere has olduğunu bu ayetten öğreniyoruz. Bil müminine rahima. Yine başka bir isim, El-Melik. Fete'ala Allahul Melikul Hak ve Hak ismi. Ama burada Hak ve Melik ismini tamamlıyor, sıfatı gibi almışız. Yani El-Melik, El-Hak diye iki güzel isim olarak da alınabilir. Teala, Subhane gibi bir yüceltme, bir yüceltme kelimesi. Ne yücedir o? Kim? Allah. El-Melik, El-Hak. Eğer bu iki isim yan yanaysa, Melik, kral ismi, hükümdar, El-Hak'ta
hakiki. Ama bunu sıfat tamlaması olarak alırsak da hakiki melik olan Allah ne yücedir. İkisi de mümkün. La ilahe illahu, ilah ancak odur. Rabbul arşil kerim, kerim olan arşın Rabbi. Bu kerim sıfatının arşa ait olduğunu sondaki i'den anlıyoruz. Bu Rabbe ait olsaydı kerimu diye biterdi. Ölü okuyanlar da olabilir ama bizim okumamıza göre kerim arşın bir sıfatı. Bunun gibi birkaç örnek var kitabımızda. Yüce arş diye tercüme edilmiş. Ebeleysellezî halakas semâvâti vel ard. Yasin suresinin sonu. O halde değil mi? Kim değil mi? O ki gökleri ve yeri yarattı. Yani Allah. Allah için kullanılan şey bu. Gökleri ve yeri yaratan değil mi? Ne değil mi? Bir kadirin. İsim bu işte. Kadir. Gücü yetmez. Gücü yetmek. Yeten. Neye gücü yeter? Ala en yahluka, yaratmaya. Mislahum, onların benzerlerini yaratmaya. Bela, soru olumsuz olduğu için buna evet ya da hayır şeklinde cevap verilmiyor. Bela deniyor. Olumsuz sorunun cevabı bela. Ve huvel hallakul alim, o hallaktır. Yaratmada mübalağa. El alimdir, bilmekte mübalağa. Yani hem yaratmakta hem bilmekte. Yani o yaratan ve bilendir demek çok az oluyor burada. O tek yaratıcıdır diyelim ve tek bilen odur. El-Hallâkul Alîm. Bilmek ve yaratmak birçok yerde yan yana geçiyor bu ayette olduğu gibi. Gafir Suresi. Bunun bir adı da Mümin Suresi. Hamimlerin ilkidir. Hamim, tenzilül kitabı minallahil azizil alim, izzet ve ilim sahibi olan Allah'tan kitabın indirilmesi, tenzili. İki isim geçti işte, el-izzet, el-aziz, el-alim. Gafir-i zembi, günahı silen. Gufran sadece affetmek, bağışlamak değil, aynı zamanda onu yokmuş gibi yapmak. Hani bir hadiste, günahına tövbe eden hiç günahı yokmuş gibi olur. Yani o hiç yokmuş gibi siliniyor. Gafir öyle bir şey. Gafir sadece bu surede geçiyor. O yüzden surenin bir adı Gafir. Gafir-i zembi, günahı bağışlayan, silen. Ve kabil-i tevbi, tevbeyi kabul eden. Şedid-i likab, ikabı şiddetli, cezası şiddetli. Zittâul. Bu uzunluk diye tam kelime anlamı uzunluk ama bunu lütuf sahibi diye alıyoruz. Lütfu bol. La ilahe illahu, ilah ancak odur. İleyhil masir, dönüşte onadır. Ve son ayetimiz kısa bir sure olan Nasr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e, geldiği zaman, Nasrullahi vel fethu, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Nasrullah, Allah'ın yardımı, fetih de tek başına. Topluca en son inen sure budur. Son hacca yakın belki de orada indirilmiş ve bunun son olduğu anlaşılmış. Neden? Çünkü Allah'ın yardımı ve fetih gelmiş. Fetih suresinde de bu kelimeler böyle geçer. Veraite ve görürsün ennase insanları yedhulûne girerler fî dinillah Allah'ın dinine efvâca akın akın Allah'ın dinine girdiklerini görürsün. Bu ancak fetihten sonra hacca yakın bir zamanda olur, büyük hacca. İşte o zaman fesebbih tesbih et, bihamdi hamd ile tesbih et, rabbike Rabbini hamd ile tesbih et, وَاسْتَغْفِرْهُ ve istiğfar et, bağışlanma dile. اِنَّهُ كَانَ مُحَقَّقُ تَوَّابْتِرْ تَوَّابًا. Tevbeleri kabul eden oluyor.
kul için taib denir tevbe eden, Allah için tevvab. El-Fatiha.